Herkese merhaba sevgili Futbol Arena izleyicileri. Biz bu akşam Adana Demirspor'un kamp yaptığı oteldeyiz ve çok değerli Türk futbolunun yakın dönemdeki ama uzun süredir çok kıymetli bir kalecisi sevgili Ertaş Özbir'le beraberiz. En başta bu röportaj şansını bize veren Sayın Başkan Murat Sancak ve sevgili Gökhan Göktürk ve iletişim ekibindeki tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyoruz. Ertaş merhaba. Ertaş için şunu söylemek lazım. Zor ve az konuşan bir kardeşimiz. Kaledeki başarılarını iletişimde de göstermesi dileğimizde merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ertaş, küçükten beri böyle durgun bir kişisin. Yani futbolculuk dışında sanki böyle muhnis, makul bir insan gibi duruyorsun. Evet, yani şöyle anlatayım kendime. Ben biraz küçüklükten en küçük çocuğum ben. Bu arada 4 kardeşiz. En küçüğü benim. Biraz daha şımarman lazım. Yani aslında biraz daha ben kendi kendimi büyüttüm diyebilirim. Biraz daha fazla hani tek başıma yaşadım diyebilirim hayatı. Belki de sessizliğimin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Ama bu zamana kadar da çok güzel şekilde yetiştirdiğimi düşünüyorum en azından kendime. Ertaş peki iletişimin işin parçası olduğu görüşünde misin? Yani tabii ki bir nebze iletişimin işin parçası olduğu kanaatindeyim ben de. Yani tam anlamıyla olmasa da işin %50'lik kısmını bence kapatıyor. Doğru. Şimdi çok kıymetli, çok değerli bir kalecilik ama bunun öncesi var. Benim için en önemli parçalarından bir tanesi. Sen dibi de gördün, yukarıyı da gördün. Evet. Çok kıymetli ve bu senenin en önemli kalecilerinden bir tanesi. Geçen sene daha önce Malatya'da. Kariyerinden küçücük bahseder misin? Seni tanıyoruz ama bilmeyenler vardır. Küçücük bir bahsetmişsin. Evet, yani futbolu Ankara'da başladım. Sincan Belediyespor'da başladım. Sonrasında Etimesgül Gülşekerspor. Akabinde işte profesyonellik anlamında da Kasımpaşa, ardından Malatyaspor ve bir senelik Gençler Birliği macerasının ardından tekrardan işte Adana Demirspor'da futbol oynama şansını yakaladım. Uzun yıllardır da bu mesleği sürdürüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Ertaş, senin gibi yaşı 33-34'e gelmiş Türk kalecileri için aslında çok az takım gezmiş. Evet. Yani normalde 33-34 yaşına gelen kaleciler Türk kaleci ise bayağı takım gezer. Sende bu istikrarın sebebi camialara olan aidiyet mi, verdiğin ve aldığın huzur mu nedir? Takımlara gittiğimde ilk önce hani bana olan güvenlerinden dolayı, çok fazla benimle çalışmak istediklerinden dolayı uzun yıllar kaldığım takımlar oldu. Evet, bu Kasımpaşa, Malatyaspor ve bunu Adana Demirspor'da da sürdürmek istiyorum. Ne kadar az yer, yani çok fazla yerinden zıplamadığın sürece bence başarı ve uzun bir serüven o zaman geliyor diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla gezen futbolcu benim gözümde, yani affedersin, sorunlu futbolcudur. Niye bir futbolcu çok fazla takım değiştirir? Çünkü orada barınamaz, mutlu olamaz. Orada barınamadığı zaman başka takıma gider. Onun için 6 ay orada oynar, 6 ay başka bir yerde. Ama iyi bir futbolcu, takımlar kendi takımında devamlı tutmak ister. Onu göndermek istemez. Benim düşüncem bu yönde. Yani. Peki Ertaş, röportaj önce güzel bir noktanın altını çizsin. Sergen Yalçın'ların, Ahmet Yıldırım'ların, Evren Turan'ların takımında altyapıdaymış değil mi? Meşhur Etimesgül Şekerspor. Evet evet, Etimesgül Şekerspor döneminde o zamanlar Yıldızlar topluluğuydu Etimesgül Şekerspor. Hızır Demir başkanlığında çok iyi bir takım yaratmıştı. Fakat o takım çıkamadı. Yani aslında hedefleri Süper Lig'di. Fakat olmayınca bize şans geldi o dönemden sonra. Sergenler, Evren Turhanlar, ondan sonra Ahmet vardı. Kerem İnan kaleci, yani bir dolu sayabilirim aslında. Şenol abi vardı defansta, eski Samsun sporlu. Yani bir Nuri vardı. Ataşpor. Evet, Tamer Tuna vardı. Erdem Özgenç vardı. Yani vardı yani. Peki o da Erdem Özgenç hala var ya. Evet, hala da var. Doğru. Çok da saygı duyuyorum bu arada Erdem abiye, selamlar. Erdem'e selam olsun. Şimdi kalecilik çok önemli bir mevki. Bizim Sunay Yakın abinin çok güzel bir lafı vardır. Kaleciler gerçekten yalnız adamlardır. Evet, yani kendimden yola çıkacak olursak kaleciler biraz daha yalnız adamlardır. Yalnızlığı seven adamlar bence kaleci olmayı tercih eder. Ben de yalnızlığı sevdiğim için kaleci olmayı tercih ettim. Çok edebi, çok güzel geldi. Çok güzel laf bu. Yani az konuşunu vururum diyorsun yani. Evet. Peki, bu örnek alma lafını çok sevmem. Herkesten bir şey almışsındır. Belki herkesten de iyi yönlerim vardır ama az önce Kerem'den söz ettin. Sen Rüştü'nün kuşağısın, Rüştü izleyen kuşaktansın. Ne bileyim, yabancılarda vakti zamanında Taferel vardı, Simović vardı. Simović'e belki yetişmedin. İyi yönlerini aldığın kaleciler var mı? Örnek alma lafını ısrarla kenara bırakarak. Evet, sonra. Evet. Ya aslında örnek aldığım kaleciler çok fazla yok. Yani o gözle bakmıyorum kalecilere. Çünkü hani bir kaleciyi örnek alabilmem için
Gidip onunla yaşamam lazım, bir hayat paylaşmam lazım. En azından takım arkadaşım olması lazım. Ama oynadığım kalecilerden var mı dediğinde, mesela söylediğim gibi İshakson'u söyleyebilirim. Çok büyük kaleci, değil mi? Yani evet. Çok büyük yani Türkiye standartları için söylüyorum. Avrupa'da çok. Evet evet. Yani Türkiye standartları için gelmiş olduğu yaş itibariyle de bize çok yaşlı bir şekilde gelmişti o zaman. Yani tecrübeli ve yaşlıydı. Ya yani ona rağmen yani hem boyuna rağmen çevik ve dinamikti. Hem de çok düzgün, saygılı bir adamdı. Yani bize çok güzel şeyler öğretti. Sonrasında ondan aldıklarımızdan da zaten öğrendiklerimle de Süper Lig'de bunca sene oynamayı başardım. Rüştü abinle karşı karşıya oynayabildin mi? Rüştü abimle oynayamadım. Ama aynı sezonlarda oynadınız. Aynı sezonlarda da oynadık mı? Tabii oynadık ama şöyle, ben o zamanlar yedektim tabii. Hmm. Rüştü abi oynadığında karşılıklı oynayamadık. Fakat işte yedek olduğum zamanlar vardı. Ondan dolayı oynayamadık. Volkan'la çok oynadınız. Evet, Volkan abiyle, Volkan Demirel'le oynadık. Volkan hocamız oldu şimdi. Başarılar diliyorum kendisine de. Peki, Muslera'yı, Galatasaraylı Muslera olarak bakma. Evet. Uruguay milli takımının kalecisi, Lazio'nun kalecisi, evet. Sonra Galatasaray'a gelmiş. Muslera için görüşündedir. Muslera şu zamana kadar gerçekten Galatasaray'da çok büyük işler yapmış bir kaleci. Zaten bunca sene eğer bunları yapabiliyorsa gerçekten iyi bir kalecidir. Galatasaray'da da zaten görmüş olduğu şampiyonluklarla bunu tescilledi zaten. Muslera dışarıdan baktığında benim gözümde iyi bir kaleci ve iyi de bir insan olarak görünüyor. Çünkü ben çok fazla Muslera'yla çok fazla haşır neşir olmadığım için, beraber bir arkadaşlık, bir dostluğumuz olmadığı için hani sadece bunu öngörebiliyorum. Son bir maçta aramızda bir tokalaşma davası olmuştu. Sağ olsun ondan sonra da geldi bir sonraki maçta. Benimle tokalaştı. Hani gönlümü aldı diyeyim daha doğrusu. Yani ondan dolayı yani bu büyüklüğü yapabiliyorsa demek ki hem insan olarak hem de kalecilik olarak iyi bir insandır diye düşünüyorum. Volkan hocam. Evet. Volkan Demirel'den bahsediyorum. Az önce hoca dedin, sadece tebrik ederim. Fiziği kalıbı bir kaleci için çok mu büyük? Mesela kaleci evet. O kadar büyük olmalı mı? Volkan özelinde soruyorum. Evet, ama evet. Genelleştirecek olursak çok şimdi, mu büyük? Şimdi Volkan hoca gerçekten evet kalın bir kaleciydi ve yapılıydı. Ve aynı zamanda da çok esnekti mesela. Ben onun esnekliğini, yani her kalecide olmaz öyle yapılı olup da esnek uzayabilmesi, çok büyük bir özellikti. Yani ben Volkan hocayı da çok severek, izleyerek büyüdüm işin açıkçası. Benden yaş itibariyle de çok çok da büyük zaten. Yani Volkan hocayı da ben kendime aslında örneklerim arasında aldım diyebilirim yani kalecilik konusunda. İyi bir kaleci. Türkiye'de çok manasız bir şey yapılıyor ve ben bunu sana asla yaptırmayacağım. Uğurcan ve Altay gibi iki kardeşimizi, değerimizi ikisi de senden küçük kıyaslıyorlar. Ben senden şiir rica ediyorum. Uğurcan'ın iyi yönleri, Altay'ın iyi yönleri. Uğurcan'ın ve Altay'ın iyi yönleri. Aslında iki kardeşimiz de gerçekten başarılı. Sadece biraz daha hani artık daha az hata yapabilme durumlar olursa daha iyi olur. Ama şimdi onlar üzerinde de bakıyorum gerçekten ikisi devamlı bir kıyas halinde olduğu için ikisinde de bir gerginlik yaratıyor olabilir bu durumlar. Bazen çöküş dönemleri yaşayabilirler. Ama ikisi de güçlü, psikolojik anlamda güçlü karakterler. İkisini de tanıyorum. Çok beyefendi çocuklar. İkisiyle de konuştum. Maç içinde konuşuyoruz bazen. Ama gerçekten çok iyi çocuklar. Yani onların iyi olmasını isterim. Yani sonuçta onların iyi olması bizim Türk futbolunun gelişmesi anlamına geliyor. Yani o yüzden şimdi Uğurcan'ı özetlersem Uğurcan yaş olarak Altay'dan birkaç yaş daha büyük sanırım. 4. Evet 3-4 yaş daha büyük. Uğurcan'la çok eskiden de karşılıklı oynadık 1461 döneminde falan. Hmm. Hatta o zaman da demiştim bu çocukta iyi bir gelecek var. Daha Trabzon'un kalesini almamıştı. O zaman da ben Malatyaspor'daydım. O zamandan bir ışık saçmıştı. Sonrasında Onur Kıvrak'ın bırakmasıyla beraber Trabzon'da çok büyük bir güzel bir şans yakaladı ve bu şansı da iyi değerlendirdi. Yani sonuçta büyük takım bir taraf takım büyük bir takımda kaleye aldığında o şansı iyi değerlendirebiliyorsan ve bunun sonucunda milli takıma yükselebiliyorsan ve büyük takımlara ismin anılıyorsa bu işi başarmış demektir benim gözümde. Altay'ın özelinde de yani Altay daha Uğurcan'a göre daha genç, daha öğrenmesi gereken bazı şeyler var belki. Ama gerçekten kendini çok iyi eğitmiş bir insan olduğunu düşünüyorum dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. Altay'ın da çok esnek olduğunu düşünüyorum. Bazen bazı maçlarda diyeyim düşüşler yaşayabiliyor. O da artık nazar mı diyeyim bazen kendine çok fazla motive edememekten mi kaynaklanıyor olabilir. İkisini de bence başarılı buluyorum ya. Ertaş,
Senin böyle bizim bilmediğimiz daha alt seviyelerde, liglerde ya da alt Anadolu takımlarında kıyaslandığın o mu, Ertaş mı dendiğin bir kaleci oldu mu hiç öyle bir döneme denk geldi mi? Hiç öyle hani başkalarıyla kıyaslandığım bir dönem içerisine girmedim. Hani çok fazla hani polemikler içerisine giren bir kaleci de olmadım. Yani herkesi olduğu gibi kabul ettim. Yani sonuçta ben çok fazla medyatik de bir insan değilim aslında. Hani çok uzak kalmaya çalışıyorum. Çünkü medyatik olmak bazen iyi, bazen kötü. Tabii ben işin iyi yönünde olmaya çalıştım hep. Çok fazla... Sosyal medyayla aramak çok muhteşem değil. Ya, evet, muhteşem olmasını isterdim. Yani çok iyi işler yapmayı isterdim medyada. Daha fazla reklam olmasını isterdim. Fakat tabii bunun için bir aşama lazım. Biz bu aşamanın biraz başın çok sonunda başladım işin açıkçası. Hani erken başlayabilseydim olabilirdi ama şu anda çok geç oldu artık. Çok geç olduktan sonra da artık bazı şeyleri tekrardan reklam yapmanın da çok mantığı yok. İki teknik sorum olacak sana. Birincisi, kaleci antrenörlüğüne inanır mısın? Bunu niye soruyorum? Şenol Hoca gibi, Volkan Hoca gibi kaleciliği çok üst seviyede yapıp teknik direktör alanlar da var. Kaleci antrenörlüğü meselesi konusundaki görüşün ne? Ya kaleciler tabii ki de antrenör olmak, teknik direktör olmak isteyen kaleciler çok var. Yani çevremde duyuyorum. Ama bazıları da hani sadece kaleci antrenörlüğü olmaktan yana, kendini o anlamda geliştirmekten yana. Tabii sen hangisine daha yakın olursun bırakınca? Ben bırakınca mı? Ya ben teknik direktörlük hani şu anda bilmiyorum ama çok düşünmem gibi geliyor. Kaleci antrenörü daha mı cazip geliyorsun? Kaleci antrenörlüğünden de ziyade aslında... Kulübe işte, istemiyorum. Evet, kulüpten biraz daha bağımsız şekilde. Hani aslında şöyle bir düşüncem vardı. Hani eğer imkan ve şartlar olsaydı keşke bir... atıyorum alt liglerden işte bu bal ligi olur veya üçüncü lig olur. Keşke bir takım alıp orayı şahlandırmak isterdim. Yani sen isterdim. Aslında daha idari hatta ekonomik tarafta. Evet, evet. Biraz daha öyle olmak isterdim işin açıkçası ve olamıyorsam da sizin gibi güzel bir yorumcu olmak isterdim. İlker'in kulakları çınlasın biliyorsun İlker abi, İlker Avcubay kaleci antrenörlüğünden antrenörlüğe geçti. Evet, evet, evet. O da öyle başka bir çalışma. Evet. Kendine. İkinci sorum şu. Harika bir hocanız var. Türkiye'deki en beğendiğim belki de bir numaralı hoca. Nokta. Evet. Ama mesela o da İtalyan. Fakat başka İtalyanlar da var tıpkı Totti gibi. Pardon, Pirlo gibi. Evet. Arkadan ayakla oyun kurma meselesi konusu iman edilecek bir konu olur. Yani, öyle mi oynamak zorunda bazı takımlar? Siz oynamıyorsunuz bu arada. Evet, evet. Yani evet, yani İtalyan sistemi bazen bazı şeyleri değiştirmek iyi olabiliyor. Yani bu arkadan oyun kurmayla da alakalı veya işte arkadan uzun çıkılması gerekiyorsa uzun çıkma. Ya bunları aslında maç maç değerlendirmek lazım. Yani her maçın taktiği bence farklı. Yani bir maçta eğer arkadan topla çıkabiliyorsan diğer maçta da farklı bir sistemi deneyip aynı şekilde aynı etkiyi ve sonucu alman gerekebilir. Çünkü hep aynı şekilde oynadığın zaman rakipler buna önlem alabilir. Yani o çeşitlilik her zaman iyidir. Yani çeşitli olmak söyleyeyim yani her zaman daha güzeldir yani. Peki bu noktada bağlı bir soru. Kalecinin ayağı net iyi mi olmalıdır? Kesinlikle yoksa abi idare eder. Önemli olan kalecinin yeteneği midir dersin Ertaç? Tabii yani şimdi kulüplerin durumuna göre hangi kulüpte oynuyorsun? İlk önce hangi futbolcularla oynuyorsun? Eğer hangi hocayla varsın? Hangi hoca, hangi futbolcu, hangi kulüp? Yani üçünün de birleşmesi lazım. Eğer iyi bir oyun oynamak istiyorsan, ayağı bir oyun oynamak istiyorsan, büyük takımlar taraftar ve camianın baskısıyla tabii ki de top oynamak ister. Ve büyük takımlarda top oynamak istersen topun sende kalması gerekecektir. Ve bu da ayağı iyi olan bir kaleciyi çağrıştırması lazım. Eğer düşmeye oynayan bir ekipsen, çok fazla hani üste veya alta oynamayacak derecedeysen, çok fazla kalecinin ayağının da iyi olması şart değil bazen. İki gruba ayırabilirim yani. Geçen sene sen de bu ligde oynadın. İki tane gol hatırlıyoruz. Fenerbahçe'nin attığı Rossi ile hatırla. Biri şeydeki maçtı. Hatırlamıyorum şu an hangi maç olduğunu. Biraz sonra hafızama gidiyor. Asistle alakalı mı? Asistle alakalı. Alanya maçı olabilir. Alanya maçı. Ha. Bu çalışılabilir bir şey midir?
Hı-hı. Bu taktik midir? Evet. Yoksa abi oyun gereği top Altay tarafından Rossi'ye atılmış mıdır? Bunun şeyi nedir sizde? Mesela siz çalışır mısınız kaleci asisti? Bir parantez daha açayım. Hatırla Mert'in de Başakşehir'de oynarken son senesinde yaptığı asist vardı bir iki tane. Hı-hı. Yani şöyle aslında oyunun genelinde %80'i diyeyim hocanın oyununa bağlı kalmaya çalışırsın. Ama %20'lik kısmında da bir akıl, bir farklılık yaratmaya çalışırsın. Futbolun içinde bu var çünkü. Futbol devamlı hani robot gibi oynanmıyor sonuçta. Futbolda bir doğaçlama da gerekiyor zaman zaman. Ve o doğaçlamanın sonucunda da bazen hem asist olabiliyor, gol atabiliyorsun. Bazen beklenmedik bir şut atabiliyorsun. Bu çalışılmış bir olay değil. 30 metreden hiçbir hoca ben görmedim mesela. Sen 35'ten 40'tan vur dediğini. Ama adam o anda içinden geliyor mesela. Vuruyor, gol oluyor. Veya orta açıyor, açılmayacak yerden asist yapıyor. Yani bu farklı. Futbol farklı bir oyun yani. Ertaç Özbel olarak benim sende gördüğüm en büyük özelliklerden bir tanesi şu. Dibi de gördüm. Evet. Çok şükür bugün kariyer zirvelerinin bence en iyi yerlerinden birisi. İyi ki de böyle. İki şey soracağım. Abi Allah kahretsin ben bu işi yapamıyorum. Bitti. Köyüme dönüyorum dediğin gün oldu mu? Bir de tamam Ertaç bu iş oldu dediğin gün oldu. Yani tabii ki insanoğlu zaman zaman böyle bir tünel arar. Çıkamaz. Çıkamadığı durumlar olur. Bir ışık görmek istersin. Tünelin ucunda devam ettiğin sürece o ışığı göremediğin zaman bir acaba olmayacak mı, yapamayacağım mı, ben burada artık bitmeli mi, bırakmalı mıyım diye düşünceler olabiliyor. Ama belki bu düşünceler 3 gün, 5 gün, 10 gün ama ömür boyu da sürecek diye bir şey yok. Sonuçta her sabahın bir güneşi var. Güneş bitti, doğmaya oğlum, devam ediyor. Bu işi yapamıyorum dediğin gün oldu. Oldu. Olmadı değil. Bu işi artık yapamayacağım. Süper Lig'de miydin? Tabii Süper Lig'de dedim ya. Yapamıyorum dediğim zamanlar hatta bir defa değil, birden fazla oldu. Ama işin ucunda devam ettim. Buralara Ertaş, kadar geldim. Ertaş tamam bu işi yaptın kaleciyim. Ben bundan sonra yürüdüm dediğin gün var mı? O günler de var. Evet Ertaş sen gerçekten iyi kalecisin. Sen bu işi yapıyorsun dediğim günler de oldu. Ertaş sanırım senin artık bu işi bırakma zamanın gelmiş dediğim zamanlar da oldu. Ama İki tarafta birbirine çakıştığı zaman ortada yine Ertaç dimdik ayakta. Ama Demirspor'un bir özelliği oldu. Evet. Mesela sen Demirspor'da bu performans göstermesen, yedek kalsan ya Ertaç diye bir kaleci var. Şimdi hayır, Ertaç diye bir oyuncu vara döndü. Yani o anlamda Demirspor senin kariyer zirveni bir vites daha arttırdı. Ben Malatya'da da çok harika maçlar atlıyorum. Kasımpaşa'da da fena oynamadı. Gençler bile bir sene var. Hı. Ama Demirspor o normal giden kariyere iyi bir vites attırdı bence. Evet. Ya bu da aslında benim iyi olmamın sebeplerinden bir tanesi de iyi futbolcularla. İyi tabii takım. O iyi takım, iyi hoca, iyi bir yönetim. Yani hep bunların birleşince aslında kendini açığa çıkartabiliyorsun. Bu bazı takımlarda olamıyor maalesef. Yani hepsinin bir araya gelmesi lazım. Ondan dolayı yani söyleyebilirim yani futbolcuların da iyi olması sizin kalitenizi arttırıyor. Aynı zamanda da galibiyetler veya puan tablosunda iyi yerlere getiriyor. Hatta şeyi hatırlıyorum. O maçta oynadığını da tahmin ediyorum. Yanlışsam lütfen düzelt beni. Malatyaspor 5, Trabzonspor 0. O maçta vardın değil mi sen? O maçta ben oynamadım. Onur'un bıraktığı maçı mı diyorsunuz? Yani bıraktırıldı. Evet, evet. Kaleci Onur'un bıraktığı maç. Ama kadrodaydın. Evet, kadrodaydın da ben oynamadım onu. Evet. Ya o çok enteresan bir haleti psikoloji değil mi ya? Tabii, yani insan üzülüyor. Yani 5 bir de çok psikolojik bir rakam. Tabii, psikolojik bir rakam. Yani biz de yedik zaman zaman. 5 yedik, 6 yedik. Yani sonrası itibariyle de korkunç bir şey oluyor değil mi? Trabzonspor'da adeta evet, yer yerinden öyle oynadı. Bir yer yerinden oynuyor. Belki de en hayırlısı bu olmuştur Trabzon için, spor için veya Onur için. Yani tabii bazen fevri kararlar almamak lazım. Yani Onur Özel'in erken gitti mi? Onur Özel'inde düşünüyorum. 29 yaşında bıraktı. Daha da oynayabilirdi belki ama yani belki bilmiyorum. Belki sorunları vardı ailesel veya işte fiziksel olabilir. Tabii bunları bilmeden de konuşmak olmaz. Ama dediğin çok doğru. 29 yaşında o değerli o çapta bir kalecinin evet. bırakması kendi kararı ve hiç bizim için hoş değil. Gelmiş geçmiş en iyi dünyadaki kaleci sana göre kim? Ya abi gözümü kapatırım. Tarihin 11'ine kendi mevkime yazarım. Yani gelmiş geçmiş okumuşumdur izlemesem bile. Evet yani yani geçmişi söylersek Schmeichel tabii ki. Hani geçmiş dönemde. Oğlun nasıl buluyorsun? Kime? Schmeichel'ın oğlunu nasıl buluyorsun? Kasper Schmeichel. Onu da iyi buluyorum. Ya gerçekten iyi bir kaleci ve Leicester. Baba 100'le oğul kaç? Leicester City'de şampiyon oldular biliyorsunuz ya. Baba 100 oğul kaç? Baba 25 yani. Çok güzel oldu. Challenge gibi oldu. Başka? Evet. Yani yeni dönemlerden mesela Alisson'u beğenirim. İyi bir kaleci.
Yani Liverpool'un kalecisi. Yani oturaklı böyle. Neuer biraz kendine biçilenden daha fazla mı yapmaya çalışıyor? Neuer'i de beğeniyorum. Yani o anlamda ya gerçekten yani yabancı kaleciler çok var. Mesela Neuer'i ben kendime de benzetirim hatta bazen oyun tarzımı. Hani çok fazla çıkışları vardır böyle ani. Benim de vardır mesela. Hani kimsenin beklemediği anda beklenmedik çıkışlar yapabilen bir kaleci. Ama ben bana Ertaş dese ben kale çizgisi üzerinde çok daha değerli, çok daha çevik bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Evet yani bilmiyorum da hani bazen yapabildiğim şeyler var mesela ceza sahası dışında da. Tabii Neuer bunu daha fazla yapıyor. Ama dediğiniz gibi kale çizgisi üzerinde etkili olduğum zamanlar çok olmuştur. Arkadaşlar yavaş yavaş sona geliyorum. O kaleci oldum ben dediğinde, artık burası benim evim dediğinde ya da en başta başladığımda o 2.72'ye 7.32 çok büyük değil mi ya? Abi bazen ya öyle bir şey ki o dediğiniz rakamlar bir sayıdan ibaret oluyor ve küçücük kalıyor. Yani ondan dolayı bazen de çok büyüyor mesela gözünde. Hani bu herhalde günden güne değişiyor. Tecrübeden tecrübeye de gelişiyor olabilir. Ondan dolayı biraz işin de tecrübesinde yani o tecrübeli olduktan sonra o kale küçülüyor zaten. Penaltı atılır mı kurtarılır mı? Penaltı atılır mı kurtarılır mı? Güzel bir soru. Hiç o anlamda düşünmedim. Penaltı atılır diyeyim. Yani kalecinin aslında çok fazla yapabileceği bir şey yoktur. Ya şöyle futbolcu eğer kararlıysa ve yani vurması gerektiği yöne ve bunu hızlı bir şekilde yapabiliyorsa artık o iş bence şeye kalmış. Hani kalecinin çok erkenden gidip hamle yapması lazım bazı pozisyonlarda ama bazı futbolcular var mesela yavaş giriyor, açığa geliyor. Hani vuruştu çok köşeye atamıyor mesela. Hani düşünebildiğini yapsa aslında futbolcular düşünebildiği yere atabilse o zaman kurtarma şansı yok. Ama düşünebildiği yere atamayınca zaten kaleci kurtarmış oluyor zaten. Ertan yine iki parçalı bir soru soracağım. Beraber maç izliyoruz. Topun başında Messi dahil kim gelirse gelsin. Topa gelirken abi kaçırdı ya da attı diye hafızandan geçirebiliyor musun? Biliyor musun? Yani, televizyonda onu soruyorum. Evet evet. Yani aslında tahmin yürütüyorum. Kimi zaman oluyor, kimi zaman tutmuyor. Ama sadece tahmin yürütüyorum. Peki, çok biliyorum da diyemem yani. O oyuncu kim olursa olsun karşına geldiği zaman ne yapıyorsun? Sorunun ikinci bacağı bu. O oyuncu karşıma geldiğinde mi? Hop atacak penaltı. Evet, evet. Gidişinden çözüyor musun artık atamayacağını? Yok yok hiç öyle bakmıyorum yani. Bu atamaz, bu atar falan diye öyle bir yorumlama yapmıyorum kendimde. Yani işi hani biraz şansa, biraz da kendime bırakıyorum. Sol ayaklı oyuncular kötü mü penaltı atarmış? Yani sol ayaklı oyuncular kötü mü penaltı atar? Atmazlar. Aslında sol ayaklı oyuncular daha iyi penaltı atar aslında. Daha isabetli atabilirler ve daha köşeye atabilirler. Fakat çok stabiller. Çok aynılar. Vuracakları yerlere değse hep aynıdır değil mi? Çok aynılar. Muhtemelen senin solun evet. Yani kendi sağına sol ayakla mümkünse sert vuracaklar evet, evet, değil mi? Yani ve aşağı vuracaklar. Yukarı da çok. Evet, evet, evet. Yani çok aynılar yani söylediğim gibi ama sağ ayakta biraz daha çeşitlilik bol. Ne olacağı belli olmuyor. Ve bir de kaleciye bakarak atanlar var tabii. Onlar sol sağ fark etmiyor. Eğer kaleciye bakarak atıyorsan ama bunda da şöyle de bir şey var. Risk de var mesela. Kaleciye bakıp şaşıranlar da olabiliyor. O yüzden onu şu anda en iyi Neymar yapıyor sanırım. Bunu çektiğimiz akşam ki Hırvatistan yarı finale kaldı. Ljaković önemli bir kaleci, büyük bir kaleci. Neleri görüyorsun? Kaç tane penaltı kurtardı ama kalecilik konusunda çizgide, savunmada görüşün mü? Penaltı dışında. Evet yani şimdi Hırvatistan takımı tabii bugün Brezilya'yı kendi yarı sahasında kabul etti. Evet, şimdi kendi yarı sahasında kabul ettiği zaman kalecilerin günü olabiliyor o günler. Hani çünkü daha fazla oyunun içerisinde, daha fazla motive olabiliyor. Şimdi Alisson'un kalesine çok fazla top gelmedi. Onu çok fazla riske edecek. Şimdi 120 dakika boyunca gelmeyince kaleci de tabii ki de biraz da motivasyon ve ısım ondan bir soğuma oluyor. Bu da penaltılara yansıyınca da tabii diğer kaleci de daha etkin olduğu için, her pozisyonda daha açık olduğu için biraz daha şanslı görünüyor. İşin erbabıyla konuşunca mesela biz bunu düşünemeyiz. Yani evet. Biz senin gibi bakamayız. Evet. Biz deriz ki Alisson'a gol yedin mi? Sen diyorsun ki abi 120 dakika boyunca çocuk soğudu. Evet. 120 dakika soğunca kaledeki melekeleri de azaldı. Çok doğru bir şey. Evet. Son iki sorum. Engin, Rüştü, hatta gel bu tarafa Tarık, Serdar, Recep, Volkan. Bunların evet. Fenerbahçe'de bazıları altyapıda bazıları erkenden gelmiş. Fenerbahçe özelinde soruyorum bunu. Ve sonrasında genişletmek istiyorum Türkiye'ye. Bunu işte az önce sözünü ettiğimiz Onur'la, efendim Altay'la, Uğurcan'la, Ersin'le, Mert'le, Utku'yla, senle beraber. Türkiye iyi yerli kaleci yetiştiren bir ülke mi?
Yani bazı takımların kültürleri var aslında. Mesela Fenerbahçe gibi. Yıllardır Türk kaleci yetiştirir. Mesela çok fazla yabancıya şans vermezler. Aslında zaten büyük takımlarımız kalecilik hakkını Türklerden yana kullandığı zaman zaten her Türk'ün hayalidir büyük takımlarda oynamak. O takımlar zaten bu kalecileri yetiştirebiliyor. O takımlar zaten bu kalecileri yetiştirebiliyor. Yetiştirdiği zaman da zaten Fenerbahçe bu işin öncülerinden de yıllarca milli takıma da zaten Fenerbahçe'den gitti. Kaleciler. Evet, Beşiktaş da son zamanlar zaten Türk oynatmaya başladı. Galatasaray o anlamda evet yabancılara bıraktı kalesini ama çok sağlam kaleciler. Yani Taffarel, Mondragon, işte Mustera. Öncesinde Simović. Evet, Simović yani dediğiniz gibi çok iyi kalecilerdi. Yani onlar da o yolu tercih ettiler. Herkese saygı duymak lazım yani sonuçta. Herkes kendi başarısı için uğraşıyor. Ama Türkiye kaleci yetiştirebilen bir ülke diyorsun sen. Tabii. Yani bence son zamanlarda özellikle daha fazla yetişti kaleciler. Daha Doğan'ı saymadık. Şimdi Bilal kardeşimiz var Kayseri'de. Çok iyi performans sergiliyor bu arada yani. Onun adına çok mutluyum yani. Günay öyle dediğiniz gibi. Doğan gitti. Günay oldu. Birkaç tane daha aklıma gelmeyen kaleciler var da onu şu anda unuttum yani. Son soru milli takımla ilgili. Evet. Ben seni milli kalede görmek çok isterdim. Şans geldi mi, gelir mi, geliyor mu? Aday kadro açıklanınca bir heyecan oluyor mu? Milli takım ve sen. Evet, yani şu zamana kadar her zamanki gibi heyecanımı korumuştum devamlı. Hep korumaya da devam ettim zaten. Tabii şimdi futbolun da artık son demlerine yaklaşıyorum yavaş yavaş. Yani işin aslında biraz daha genç arkadaşlarıma hani bırakma taraftarıyım milli takıma. Çünkü onlar uzun vadede oynayabilsinler ki daha iyi yerlere ulaşabilsinler. Yani biz biraz daha artık seyirci kalma yönünde kalalım. Ha şöyle olur, çok fazla... atıyorum kimse olmaz. Hiçbir kaleci atıyorum sakattır. Allah kimseye göstermesin. Hani en son çare olarak Ertaç gel hani kalemize geç denilir. O zaman tabii ki de seve seve ama hani şu anda bence genç kalecilere daha çok değer verilmeli. Ertaç Özbir 2.3 size milli takımı başlamadan bıraktım. Evet milli takımı başlamadan bıraktım diyebilirim yani. Amilin yok değil mi? Yok. Kamp var mı? Yok. Genç milliler var mı? Bir de Ümit Belli var. Evet, evet. Eyvallah. Sorularım bitti ama Adana Demirspor'la ilgili 3 nokta koyuyorum. Harika bir organizasyon. İnşallah çok da başarılı olursunuz. Çünkü işler de çok iyi gidiyor. Adana Demirspor soru değil, 3 nokta yorum istiyorum. Yani Adana Demirspor gelişmekte olan bir camia. Üstüne daha katması gereken bir camia. Ve önü açık olan bir camia diye söyleyebilirim. Yani Avrupa diyebilirim. Yani Adana Demirspor için en yakışan tanım bu olabilir yani. Arkadaşlar biz sevgili, şöyle ben bir şeye gireyim, biz sevgili Ertaç'la yaklaşık bir 20-25 dakikadır konuştuk. O da şaşırmıştı şimdi dakikayı duyunca. Ben her futbolcunun çok konuşması, fikirlerini bize paylaşması gerektiğini düşünüyorum. Ertaç'la gördüğünüz gibi bayağı da konuşabilen bir kardeşimiz. Ertaç çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burcu'ya selam. Burcu Hanım'a ayrıca Adanaspor'dan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hı. İyi ki varsınız. Sizin gibi bu görüşte olan çocuklarla inan Türk futbolu çok daha ileri gidecek. Evet. Başlamadan bıraktı arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sevgili kardeşimiz Mesut Başta olmak üzere bütün ekibe sevgiler selamlar.